Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Gülseren Keskin. Bugün sizlere diğer derslerde anlattığım açılar konusu ile ilgili sorular çözeceğim. Evet arkadaşlar, birinci sorudan başlayalım. Yukarıda verilen açının sembolle gösterimi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. A, B, C olabilirdi arkadaşlar. C, B, A olabilirdi ya da sadece B olabilirdi. Yani ortada kesinlikle B olması lazım. Ortada B yok. B değil, B değil. Cevabımız ne? A, B, C olan yani Bursa. İkinci soruya baktık. Yukarıdaki kareli zeminde LK ışınının L noktası hangi nokta ile birleşirse A, O, B açısına eş bir açı oluşturur diye soruyor. Arkadaşlar, burada düz bir ışın var, öyle değil mi? O, B'de. Bunu KL gibi düşünebiliriz. Şimdi O, B'yi KL olarak düşündüm. O zaman A, O'yu arayacağım, öyle değil mi? Baktım. O'dan A'ya gitmek istiyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Sola 2 birim yukarı gitmiş. Demek ilk önce 4 birim yukarıya gitmem gerekiyor. Gidelim L'den. 1, 2, 3, 4 birim gittim. Ya sağa ya sola gidecek. 2 birim. Bu tarafa gidersem burada bir harf yok. Diğer tarafa gidelim. 1 birim, 2 birim. Ne oldu? R oldu. Demek ki R'ye çizilmesi gerekiyormuş. Diğer bir soruya geçtik. Biz böyle bir soru çözmüştük hatırlarsanız. Tümlerinin ölçüsü 54 olan açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? İlk önce bu açının tümlerini bulalım. Tümler ne demekti? İki açı olacaktı ve toplamları 90 derece olması gerekiyordu arkadaşlar. Biz bu 54 derecenin tümlerine A diyelim. A ile 54 dereceyi topladığımızda ne olması gerekiyor? 90 derece olması gerekiyor arkadaşlar. Diğer tarafa attığımızda yani 54 ile neyi toplarsak 90 olur? 36'yı toplarsak 90 olur. Ama 36'yı istemiyor bizden. Diyor ki açının bütünlerinin ölçüsü yani bu A'nın bütünlerini. A'yı biliyorsunuz, öyle değil mi? Bunun bütünlerini. Bütünler ne demekti? İki açının toplamı 180 derece olması gerekiyordu. Demek ki A ile ben B'yi topladığımda 180 olması gerekiyor. A zaten 36 idi. B ile topladığımda 180 olması gerekiyormuş. 36'yı neyle toplarsak 180 olur? 144 derece ile toplarsak 180 olur. Dördüncü soruya geçtik. 52'lik bir açının tümleriyle bütünlerinin toplamı. Şimdi 52'nin hem tümlerini bulmam gerekiyormuş, hem bütünlerini bulmam gerekiyormuş. Tümler ne demekti? İki açıyı ben topladığımda 90 olacak. Bütünler ne demekti? İki açıyı topladığımda 180 olması gerekiyor. Vermiş zaten bir tanesini. 52 ile neyi toplarsam 90 eder? 38. 52 ile neyi toplarsam 180 eder? 128 derece. Ve ben tümlerini de buldum, bütünlerini de buldum. Şimdi bunları toplamamı istiyor benden. Toplayalım. Kaç olur? 166 olur. Verilen şekle göre aşağıdaki açı çiftlerinden hangisi komşu açıdır diyor. Şimdi AC'ye bakalım. A ve C tersler, öyle değil mi? Ters açılar. O yüzden bu değil. ZM'ye baktım. ZM'nin bir özelliği yok. Yani T ortada. Böyle bir özellik yok. X ve Y'ye baktım. Arkadaşlar, ne diyorduk biz komşuda? Ortak bir ışını ve köşesi olacaktı, öyle değil mi? O zaman X ve Y neymiş? Komşu açılarmış. Diğer bir soruma geçtim.
Sembollik gösterimi TLV şeklinde olan açı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. L ortada olacak. Yani köşem L olması gerekiyor. Hangisi L? A'ymış. Bütünler iki açıdan büyük olanı küçük olanının 9 katıdır. Şimdi küçük diyelim, diğerine de büyük diyelim. Büyük olanı küçük olanın 9 katı. Şimdi küçüğe bilinmeyen x yazsak, büyüğü bunun 9 katı olması gerekmiyor mu? Yani 9 çarpı x. Çünkü ikisini de bilmiyorum. O yüzden x dedim. Ve bütünler dedi arkadaşlar. Bütünler ne demekti? İki açının toplamı 180 derece olması gerekiyordu. Ben buradan x'i bulabilirim. Bir tane x ile 9 tane x'i toplarsam kaç x olur? 10 x olur arkadaşlar. Her iki tarafı 10 ile böler isem x'i ben ne olarak bulurum? 18 olarak bulurum. Demek ki x'imi, yani küçük olan açımı buldum. Cevap ne? C'dir. Diğer bir soruma geçtim. Biz böyle bir soruyu çözdük. İyi ki de karşımıza çıktı. Bakalım. Yukarıda verilen şekle göre hangileri doğrudur diye soruyor. K, L, P. K, L, P ile K, M, N komşu açılardır diyor. Şimdi komşu açı olması için ortak bir köşesi olması gerekiyordu. Bundaki köşe bu. Bundaki köşe bir ortak mı? Hayır, değil. R, M, N. R, M, N ile K, M, N komşu açılarmış. Şimdi komşu açılarda ortak bir bölge olmaması gerekiyordu, öyle değil mi? Ortak bir bölge var ama K, M, N ortak. O yüzden istemiyorum ben böyle bir şey. Zaten 1 ve 2 doğru değilse cevap Bursa. Ama bakalım R, M, K. R, M, K açısıyla K, M, N açısına baktım. Ortak bir köşesi var. Ortak bir kenarı var. Doğrudur arkadaşlar. Diğer bir soruya geçtim. Tümler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 10 eksik olduğuna göre büyük açı kaç derecedir? Arkadaşlar soruyu görüyorsunuz, öyle değil mi? Cebir sele de kaymış. Yani cebiri bilmezseniz siz bu soruyu yapamazsınız arkadaşlar. İlk önce bir tanesi neymiş bilmiyorum. A diyebilirsiniz, B diyebilirsiniz, fark etmez. A diyelim. İki açıdan biri diğerinin 3 katı. Buna ben A dedim ya. Diğeri ne olur? İkinci açım. Ne olur? 3 katından 10 eksik, böyle yazılır değil mi? 3 katı eksi 10. Eksik diyor çünkü. Büyük açıyı soruyor. Şimdi bu iki açı tümlermiş, öyle değil mi? Tümler. Yani ben bu iki açıyı topladığımda tümler 90 dereceyi elde etmem gerekiyormuş. A ile 3A eksi 10'u topladığımda 90 derece elde edeceğim. Bir tane A var. 3 tane A kaç A eder? 4A eder arkadaşlar. Şimdi A'yı ben yalnız bırakmak istiyorum. Bulmak istiyorum. Kaç olur bakalım. Her iki tarafa 10 ekler isem, eşitliğimde 10 eklediğimi düşünürsek 10 eksi 10 ne yapar? 0 yapar. Topladığınızda ne oldu? 100 elde ettiniz. Her iki tarafı 4 ile böler isem A 25 olur. Şimdi küçük olanını buldunuz, öyle değil mi? 25. Ben büyük olanını topladığım zaman tümler, yani 90 elde etmeyecek miyim? Evet, edeceğim. Yani 90 dereceden 25 dereceyi çıkar diyor. Çıkartalım. Cevabımız ne olur? 65 derece
Olur. Yani cevap ne? C şıkkı arkadaşlar. Sorular gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Ama okuyunca ve yapınca daha anlaşılır kılabiliyor. Yavaş yavaş okuyun soruları. Şimdi 10. soruma geçtim. Buradaki bütün sorularımı yapmayacağım arkadaşlar. 10. soruma geçtim. Komşu tümler açıdan biri diğerinin 2 katına eşit. Şimdi komşu tümler diyor. 2 tane açı toplandığında 90 derece olacak yani. Birinci açı, ikinci açı diyelim. Birinci açıyı biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorsunuz. O zaman ben buna x derim, a derim, b derim. A diyelim. Diğeri bunun 2 katı olacakmış. Biri diğerinin 2 katı diyor. Birisi 10'sa atıyorum. Diğeri bunun 2 katı olacak. Yani 20. Birisi 40'sa diğeri 2 katı. Yani kaç olacak? 40 olacak. Öyle değil mi? 40 olursa ne olacak? 80 olacak. 80 olursa 160 olacak. Şeklinde ilerleyecek. Arkadaşlar şimdi hemen baktım. A ve 2A'yı topladığım zaman 90 elde etmek gerekiyormuş. Bir tane A ile iki tane A'yı toplarsanız 3A elde edersiniz. Her iki tarafı 3'e bölelim. A buradan kaç çıkar? 30 derece çıkar. Şimdi benden ne istiyor? Küçükle büyük arasındaki farkı istiyor. Şimdi küçük olanına ben ne demiştim? 30. Büyük olanı kaç olur? Şimdi toplamı 90 olduğuna göre, toplamı 90'sa, küçüğü 30'sa, büyük kaç olur? 60 olur, öyle değil mi? Arasındaki farkı istiyor. Fark kaç olur? 60'tan 30'u çıkartırsanız arkadaşlar 30 kalır. Hemen diğer bir soruma geçeceğim. Komşu bütünler iki açının farkı 62'dir. Şimdi farkı büyükten küçük çıktığı zaman 62 olmuş ve komşu bütünlermiş. Yani büyükle küçüğü topladığımda bütün dediği için 180 diyeceğim. Arkadaşlar buradan büyük ve küçüğü bulabilirim rahat bir şekilde. Nasıl buluruz peki? Arkadaşlar yeni bir şey göstereceğim sizlere. Taraf tarafa toplama. Yani eşitliği yazarsınız. Sağ taraftakileri bir toplarsınız. Sol taraftakileri bir toplarsınız. 62 ile 180'i topladığınızda kaç derece elde edilir? 142 elde edilir. Şimdi B var. Kaç tane B? 2 tane B elde ettiniz. Eksi K artı K. Şimdi eksi ile artı birbirlerini götürür, sıfır elde etmez miyim? Yani eksi 2 ile artı 2 yan yana geldiğinde sıfır olmaz mı arkadaşlar? O yüzden buradaki K'lar gider. 2B eşittir 242'ymiş. Yani büyük olanı ben buradan bulabilirim. Her iki tarafı 2'ye böler isem büyük olan 121 olmaz mı? Evet. Olur. Ve ben buradan büyük ve küçük toplandığı zaman 180 elde ettiğime göre büyüğünü buldum. 121. Küçüğünü de buradan bulurum. 121 ile neyi toplarsam 180 eder? 59'u. Küçüğünü buldum. Küçüğünün tümlerini diyor. Evet, gitgide zorlaşıyor sorular. Küçüğünü bulduğunuza göre bu küçüğünün tümlerini bulun diyor. Öyle değil mi? Yani 59'la bir açı toplanmış. 90 elde etmişim tümler dediği için. 59'la neyi toplarsanız 90 olur? 31 olur. Zor bir soruydu, evet. Şimdi başka bir soruma geçtim. Oranları 3/7 olan bütünler iki açıdan küçük açının tümleri kaç derecedir diye soruyor. Şimdi A/B eşittir 3/7 desem. Ama 3/7'ymiş. Belki bu 3'ün bir katı, 7'nin bir katı olabilir. O yüzden ben buna 3K'ya
7K desem bir şey olur mu? Belki sadeleşmiş hali 3 bölü 7. Bilmiyorum ben bu sayıyı kesinlikle. 3 bölü 7 dedim. Ve oranları bu iki açının toplamı bütün olacak. Yani 180 derece olması gerekiyormuş. 3K ile 7K'yı topladığımda bütünleri yani 180 dereceyi elde etmem gerekiyor. 3K ile 7K'yı toplarsanız ne olur? 10K bulunur. Her iki tarafı 10 ile böler isem 18 derece olur. K'yı buldum. Ben buradan A derecesini, B derecesini ikisini de bulurum. 3 çarpı 18, 7 çarpı 18. Arkadaşlar buradan 54 çıkar çarparsanız buradan da 126 çıkar. Küçük açının tümlerini. Oo. Bu küçük öyle değil mi? Tümler ne demekti? 90 demekti. 90'dan ben 54'ü çıkartırsam 54'ün tümlerini bulmuş olurum. Çıkartalım kaç kalır? 6 buradan 8. 36 yani cevabımız neymiş? Bursa'ymış. Diğer bir soruya geçtim. Tümler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 20 fazla. Virgüllü bir soru olduğu için yapmak istedim arkadaşlar. O yüzden bunu seçtim. Bakalım. İki açı var. Birinci açı, ikinci açı diyelim. Ve tümlermiş yani 90 derece olduğunu düşünürsek. Birinci açıya A dedim. İkinci açıya 3A artı 20 dedim. Ve ben bunları topladığımda 90 elde etmem gerekiyor arkadaşlar. Birinci açıyla ikinci açıyı topladığım zaman ne elde etmem gerekiyormuş? 9. Şimdi bir tane A, 3 tane A kaç yapar? 4A yapar. 20 ile neyi toplarsam 90 olur. O zaman 4A ne olur? 70 derece olur. Her iki tarafı 4'e bölelim. Burada buçuklu bir şey çıkacak. 17,5 yapar. Ben bunu buldum. Birinci açıyı buldum. A yerine 17,5 yazarsam ikinciyi de bulurum. 3 ile 17,5'u çarptım ve 20'yi topladım. Kaç oldu burada? 72,5 elde ettim diğerinde. Ama bunu mu istiyor? Hayır. Arasındaki farkı istiyor. Yani 72,5'tan 17,5'u çıkartırsak 55 olarak bulursunuz arkadaşlar. Diğer bir soruma geçmek istiyorum. Yukarıdaki şekilde A, K, D noktaları doğrusal. Demek ki burası bir doğrusalmış. Bana A, K, B'yi vermiş. D, K, E'yi vermiş. Bir de bir şey vermiş. C, K, D ile D, K, E komşu tümler açılar. Tüm ne demekti? Toplamı 90 derece idi. Şimdi burada gördüğüm açıyla burada gördüğüm açının toplamı 90 olması lazımmış. Ben burayı biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama diğerini biliyorum. 90 dereceden 56 derece çıkartırsak kaç derece kalır? 34 derece kalmaz mı? Demek ki burası 34. AKD doğrusal demişti, öyle değil mi? Doğru açı ne demek? 180 derece olan açılara doğru açı denirdi. Bir, iki açıyı biliyorum. Buradaki açıyı bilmiyorum. Zaten bana burayı soruyor. 74 artı A artı 34'ü topladığım zaman 180 derece elde etmem gerekiyormuş. Ben bu ikisini topladığımda 108 çıkar. Karşıya atarsam yani 180'den 108'i çıkardığım zaman A'yı bulurum. Kaç çıkar? 72. A 72 dereceymiş arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı ve sağlıklı günler dilerim. İyi günler.